Ben Abbas Sır, ekip arkadaşlarımla birlikte bizi izleyen herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz. Malum bugünlerde bize tünelin ucunu gösteren adam yanımızda. Allah razı olsun, bizi kırmadı, davetimizi kırmadı, geldi. Darıca İlçe Sağlık Müdürü, kıymetli kardeşim Ulaş Doğan müdürümüz burada. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hayırlı cumalar, hoş bulduk Abbas abi. Nasılsın, iyi misin müdürüm? İyidir, çok şükür. Siz nasılsınız? Allah huzurunuzu artasın. Allah gülücüklerini yüzünden eksik etmesin. Tamam, sen çok güzel bir müdürsün, çok güzel bir doktorsun, çok güzel bir insansın. Çok sağ olasın. Allah senin gibilerin sayısını yükseltsin. Kıymetli konuklarımız, değerli misafirlerimiz, biliyorsunuz bugün başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere koronavirüs aşısı oldular. Sayın Sağlık Bakanı'nın da söylediği gibi tünelin ucu göründü. Dün de kıymetli müdürümüz kendi ilçesinde, kendi şehrinde mihmandarlık yaparak, öncülük yaparak ilk aşıyı kendisi oldu. Onunla ilgili ilk önce vurulduğu aşıyla ilgili başlayalım. Buyurun müdürüm. Şimdi Abbas abi, bu pandemi döneminde, pandemi sürecinde hastalıkları iyileştirmek hastanelerin birinci vazifesi. Ama daha bu pandemiyle ilgili daha önemli olan pandeminin yayılmasını engellemek ve bunu durdurabilmek. Hasta olanları iyileştirerek biz bunları durduramıyoruz. Bunu durdurabilmenin en önemli şeyi, ya bir toplumsal bağışıklık oluşacak, yani herkese bulaşıp bir kere bu hastalığı geçirecekler. Ki bu dönem içerisinde böyle bir yol izlendiği zaman çok kişinin vefat ettiği yurt dışında bazı yerlerde görüldü. Sağlık Bakanlığı o şekilde ilerlemedi. Bizim Türkiye'de Sağlık Bakanlığı hastanelerin gücünün yeteceği kadar ki kısımları bloke etti. Geriye kalan, yani herkese bir sağlık hizmeti götürecek şekilde planladı, programladı. Bu işin tek durdurma yöntemi de, yani çok az kayıpla durdurmanın yöntemi de aşı. Onun için aşılar beklendi. Aşıların oluşması, işte faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları, bunların bitmesi beklendi. Bunlar da bittikten sonra işte Çin'den gelen aşıyla başlandı şu anda. İnşallah Nisan ayında da Türkiye'de Türk aşısı çıkacak. Kendi ürettiğimiz aşı çıkacak. O zaman diliminde işte biz bu Çin'den gelen aşıyla aynı şekilde devam edeceğiz. Çin'den gelen aşı ve Türk aşısı inaktif aşılar. Yani bizim bildiğimiz geleneksel yöntemlerle yapılmış aşılar. Onun için biz bunların genel olarak işte alerjik reaksiyonlarını, yan etkilerini, hepsini bildiğimiz çeşit aşı. Yani normal bizim daha önceki grip aşısının aynısı, aynı mantıkla yapılmış aşılar. Onun için şu anda başladık. Herhangi bir şekilde dün yaptım, herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Onun için de yani dediğim gibi, biz pandemiyi durdurabilmek için de aşılamaların en az %80'ini tamamlamamız gerekiyor. Yani insanlar ben aşı olmam diyerekten sevdiklerine zarar verebilirler. Onun için aşı konusunda sıra geldikçe, bakanlığın belirlediği sistem içerisinde sıra geldikçe bu kişilerin aşılanması gerekiyor. Bu aşılama sistemi içinde bizim zaten mRSA'yı yapmışlar, e-nabızı yapmışlar. 2023'e mesaj atıp aşıyla ilgili kendisine sıra geldiğiyle ilgili bilgi alabiliyorlar. Bakanlık aynı zamanda Aşıla diye bir program yapmış. Bu programda sağlıkçıların elinde cep telefonlarını yüklüyorlar. Herhangi bir kişinin TC'sini girdikleri zaman o sistem otomatik çıkıyor. Aşı kısmı yapıldığı zaman, aşı yapıldı denildiği anda, barkoduyla okutulduğu anda hem size telefonda kayıtlı olduğunuz telefona mesaj geliyor, hem bakanlık bunu biliyor. 28 gün sonra rapel dozu, tekrarlama dozu yapıldıktan sonra da bu şekilde bir bağışıklık oluşacak. Yani bizim insan vücudunda antikorların oluşması gerekiyor bir şeye bağışıklık olmak için. Bizim bu geleneksel aşının içine de girecek olursak, bunlar inaktif aşılar. Yani örneğin ben aşı yaptım, buraya geldim, sana bulaştırmam. Çünkü inaktif aşı, ölü aşı bu. Herhangi bir şekilde yaşayan bir virüsü insan vücuduna enjekte etmiyoruz. Bunun ne var? İşte antijen, protein kısmı. Ona karşı bir
duyarlılık oluşturuyoruz ve vücuda girdiği zaman antikorlar ona saldırır hale geliyor. Gerçek virüs girdiği zaman da onun da antijeni aynı, ona da saldırıyor. Böyle olunca da vücut hastalanmıyor. Yani bir yıllık bir koruma olabilmesi için de 28 gün sonra tekrar dozu gerekiyor. Evet. Biz yayına girerken senin dün çok kısa bir zamanda yaptırmış olman gerektiğinden dolayı direkt seni tanıtmadan Doktor Ulaş Doğan kimdir tanıtmadan geçtik. Belki bizler biliyoruz ama bizi izleyen dinleyicilerimize Doktor Ulaş Doğan'ı bir tanıtalım kısaca. Sonrasında da sorularımızı sorarak, sizden cevap alarak devam edelim. Evet arkadaşlar, Doktor Ulaş Doğan kimdir? Bir verelim yayına bakalım. Doktor Ulaş Doğan kimdir? 1981 Malatya doğumlu olan Doktor Ulaş Doğan, 2009-2015 tarihlerinde öğrenim gördüğü cerrahbaşı... 1981 Malatya doğumlu. Doğru mu hocam? Doğrudur. 2009-2015 tarihlerinde ODTÜ makine. Evet. Serapaşa Tıp Fakültesi mezunu. Böylece Tarabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığına getirmiş. Sonra Bahçesaray Devlet Hastanesi. Doktor İlhan Kadıoğlu'nun Gebze İlçe Sağlık Müdürü olarak atanmasının ardından Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bölgeyi iyi bilen ve Darıca Tarabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Doktor Ulaş Doğan getirildi. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü 1999-2005 yılları arasında tamamlayan Doktor Ulaş Doğan hem tıp doktoru hem de makine mühendisi olması nedeniyle dikkat çekiyor. Evet, Allah senin gibilerin demin de dediğim gibi sayısını çoğalsın. Sağ olasın. Kıymetli hocam, şimdi bizim Darıca ilçemizde kaç tane sağlık çalışanımız var? Şimdi yaklaşık 1400 tane Farabi'de çalışan var. Temizlik elemanları, güvenlik elemanları, doktorlar, hemşireler, işte anestezi teknikerleri, odyologlar. Toplam 1400 civarında. Tane civarında şey var. Gelen aşı 985'ti yanılmıyorsam. 885 aşı geldi de Abbas abi, bunlar sürekli gelecekler. Yani evet, o şu andan bahsediyorum. Bir sefer geldi, bitti diye bitti bir şey değil, yok. Tabii muhakkak. Biz aşılama yaptığımız gün, yani dün 338 tane, 358-360 civarında aşı yapıldı. Evet. Yani yapıldıkça, bunlar biliyorsunuz MRS'den randevu alarak geliyorlar. Biz sağlık çalışanlarına da MRS'den randevu aldırdık hastanede. Herkesin randevu saati geldiğinde geldiler, yaptılar. Hastanenin içinde oldukları halde randevu aldırdık. İlçe sağlıkta sadece öyle bir şey yapmadık. İlçe sağlık sayıları azdı, onları hızlıca yaptık. Diş hastanesi de başladı, diş hastanesine de yapıldı. Bunlar örneğin Kroman Çelik'te ya da diğer bizim iki tane büyük şey var, fabrika var. Onlarda bulunan işte iş yeri hekimleri, onların hemşireleri. Onlar da aynı şekilde randevularını aldılar. Dün onlar da yaptılar. Sağlık çalışanlarıyla başladık. Dün aynı zamanda biz sadece sağlık çalışanları değil, diğer kişilere de açtık. Yani Büyükboğaz'da 80 yaş üstündekilere çıkmıştır. 80 yaş üstündekilere de aile hekimliklerinde randevu evet, şeklinde Darıca'da birkaç tane vatandaşa yapıldı. 80 yaş civarında olanlara onlara da yapılmaya evet. Başlandı. Yani bir yandan artık sadece sağlık çalışanları değil, aynı anda diğer şeylere de bakanlığın belirlediği o sistem risk durumuna göre sıra sıra yapmaya başladık. Şu anda temaslı ve pozitif olan hastalar bir süre bu sisteme girmez. Aşılanma sistemine girmeyecekler. Onlara da ama sıra gelecektir tekrar. Onlar da geldiğinde tekrar olacaklar. Şu anda Darıca'da kaç yerde aşı vuruluyor yani? Tüm aile hekimliklerinde vuruluyor. Bu soğutucu, buzdolabı filan aile hekimliklerinde var değil mi? Hepsinde var zaten. Bizim ana depo da bizde. Bu Batı bölgesinin ana deposu da bizde. Gebze'nin Göçmen Sağlık Merkezi'nde bir tane soğutucumuz var. Orada toplam şey yapılıyor. Toplamda da 796 tane Kocaeli'nde şey var. Aşı odası var. 796 tane Kocaeli'nde. 796 tane Kocaeli'nde aşı odası var. Biz de Farabi'ye 18 tane açtık. İlçe sağlığa bir tane aşı odası açtık. Tüm aile hekimliklerine de aşı odalarını koyduk. Yani
yani her aile hekimine aşı odası var. Yaklaşık 25-30 civarında günlük aşı yapacak her aile hekimi. Yani onlara o kadar MRS açacağız. Onlar o şekilde bir devam süreci olacak. Evet, şimdi aşıdan öncesine bir gidersek. Arkadaşlar bir de kıymetli müdürümün dün aşı olduğu, gerçi canlı yayınladık ama yine varsa o videoda bizde varsa onu da mümkünse yayınlayalım. Tamam, hazırsa alalım arkadaşlar. Buradaki amacımız şu: aşıyı benimsetmek, aşıyı önemsetmek, aşıyı herkesin olmasını istememizden önemsiyoruz bu işleri. Abbas abi, zaten aşı olmadığı sürece biz bunu durduramayız. Evet. Yani muhakkak aşı gerekiyor. Başkanım, bir fotoğraf alayım. Ulaş hocamla şöyle. Müdürüm yüzeyi görünce bir diksilmiş. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, aşı gerçekten önemli. Müdürümüzle yayından önce de konuştuk. Yani hemen hemen herkesin aşı olmasını istiyor. Devletimiz de, Sayın Cumhurbaşkanı da işte dün kendisi aşı oldu. Herkese de çağrıda bulundu. Bir an önce sırası gelenler aşı olsun. Sonrasında da Sağlık Bakanı şöyle bir açıklama yaptı: sırasını atanlar için bir daha zor yani onlara sıra gelmesi. Bu tekrar konuda lütfen hassas gösterin. En sona düşüyor. En sona düşüyor. O yüzden yani sırayı iyi takip etmek lazım. Bir şey bundan sonra koruma ikinci ile evet. 28 sonra yapılacak. Ondan sonra işte inşallah toplumsal bağışıklık oluşmuş olmaya başlanacak. Müdürüm sağ olsun, şeyden sonra bir daha açıklama yaptı. Sınırlamayacağız. Aşı olmasını, yani herkes yapması gerektiğini artık kabullenmedi ve yavaş yavaş aşıya dönmedi. Başkan Vekilim Sarkan Bey de burada. Sizlere de kısa şöyle bir vatandaşlarımdan çağırmak istiyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum önce. Ulaş Bey'i de tebrik ediyorum, böyle bir insanların kafasında çelişkili olan bir durum vardı. Kendisi de bunu öncülük ederek aşının bulunabilirliğini gösterdi bize. İnşallah hayırlısıyla aşılarımızın tamamı gelir ve hocamızla, sağlık çalışanımızla başlayarak daha sonra ikinci ve üçüncü kademedeki insanlarımız aşı olur. Allah'ın izniyle bir an önce bu illetten kurtulur. Şu an için sadece sağlık çalışanlarına başlayalım. Ama kısa zamanda başlamıştık, sonra kronik hastalıklarla yaş sınırına başlamıştık. Onlar evet. Başlamıştık. Ondan sonra MRS'i de... Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Kıymetli müdürüm, şimdi aşı geldi, vuruluyor. Siz de zaten aşının önemini anlatıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi aşıyı yine sonra konuşuruz. Aşının öncesine bir gidelim. Kasım, Aralık'ta vakalar çok yüksekti. Hemen hemen şöyle bir şey vardı. Bugün sabahleyin onu da düşündüm. Sosyal medya organlarında, platformlarında her gün, her saat işte testim pozitif çıktı, dualarınızı bekliyorum. Testim pozitif çıktı, dualarınızı bekliyorum. Şu anda hemen hemen o yazıları hiç görmüyoruz gibi. Bundan alakalı siz bize ne söylemek istersiniz? Abbas abi, Darıca geneli için konuşayım ben. Darıca'da biraz daha aile içi yayılım çok fazlaydı. Yani bizde en büyük sıkıntı aile içi yayılımdı. O da şöyle oluyordu. İşte Gebze, Çayırova bölgesinde fabrikalardan birisinden, Tuzla tersane, Yalova tersanelerinden birisine pozitif vaka bulaşıyordu. O da geliyor Darıca'ya. Darıca'ya geldiği zaman, Darıca genelde 3 katlı binalar ve aile binaları, iç içe yaşanmasından dolayı herkese bulaşıyor. Yani biz ondan sonra gidiyoruz, orada işte temaslardan test alıyoruz. Çok yüksek oranda bir aile içi yayılım vardı bizde. Bu Ekim, Kasım, Aralık bir nebze ama Ekim, Kasım ayı, özellikle Kasım ayında sayılar inanılmaz yüksekti. Yani ilçe sağlık araç gerekti, personel gerekti, birçok şey gerekti. Şimdi tabii biz bu gereksinimler durumunda işte sağdan soldan almak durumunda kaldık. Belediye sağ olsun, yani belediye tüm gücüyle zaten yanımızda durdu. Personel verdi, araç verdi, şoför verdi, her şeyle. Yani bizim belediye
tüm pozitif hastalarımıza yemek göndermeye kadar, o işlere kadar hepsine girdi sağ olsun. Tabii personel yine de yetmedi. Kaymakam Bey devreye girdi. Kaymakam Bey sağ olsun bize nüfustan, tarımdan, işte birçok kurumdan işte personelleri bizim bölümümüze aktardı. Bizde Darıca'da iki tane yer sistem oturttuk. Birisi işte Milli Eğitim'de bir kriz koordinasyon merkezi gibi, bir call center gibi bir yer kurduk. İnsanların arandığı bir merkez, işte raporların yazıldığı, arandığı, temasların görüşüldüğü bir merkez olarak bir yer kurduk. Yaklaşık olarak gün içerisinde 12 tane sadece filyasyon, 3 tane sadece numune alım ekibi, 3 tane de şey yaptık, eve taşıma aracı koyduk. Yani toplamda 21 ekip sürekli sahada olacak şekilde. Saat 4'e kadar bir 21 ekip, 4'ten 11'e kadar bir 21 ekip. Taşıma işini 12'ye kadar, gece 12'ye kadar şey yaptık, aldık. Bu zaman diliminde çocuklar saat 1-1.30'a kadar, 12'den sonra 1-1.30'a kadar geriye kalan verileri temizlediler. İlçe sağlıktaki, yani ben ekibimle gurur duyarım, ilçe sağlıktaki çocuklar 8.30 gece 1.30'a kadar çalıştılar. Hay Allah razı olsun. Bu dönem içerisinde yetişemediğimiz zaman oldu, her şey oturduğu zamanlar oldu, çok zorlanıldığı zaman dilimleri oldu. Ama çok şükür yani şu anda bizim ekip bayağı sağlam, dinamik bir ekip. Şu anda da sayılar çok az. Yani bizim şu anda birilerine ulaşma süremiz dün 1 saatti. Yani birisi pozitif çıkıyor, 1 saat içerisinde ulaşıyoruz. Sadece gece 11'de çıkarsa sabah 9'da gidiyorlar. Yani öyle bir durum var. Onun dışında şey yok. Darıca'da özellikle hanelere de çok test yaptınız. Onu da biliyoruz. Yani Darıca, orada da bir özelliğinizi gösterdiniz. Darıca o konuda Darıca ilçe sağlık yani en yüksek test alma oranına sahiptir Kocaeli'nde. Evet, başarmışsınız. Yani ondan dolayı bizim sayılar ondan dolayı da biraz yükseldi. Biraz yükseldi, evet. Yani çok test aldık. Çok test alınca çok pozitif yakaladık. Doğru. O şekilde, ama bunun da şöyle bir avantajı oldu. Kaymakam Bey ısrarla dedi, alın dedi. Yani sayılar önemli değil dedi, alın dedi. Biz de alınca şöyle güzel bir şey oldu. Kişilere ilaç başlama hızımız çok arttı. Yani temaslı evde bekliyor. Test alınca pozitif olduğunu görüyoruz. İlacını vermiş oluyoruz. O şekilde sıkıntı kalmadı. Evet. Tabii o sistemin oturması bayağı bir yordu ilk etapta, ama tam oturduktan sonra da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani ekimin ilk bir ani yükselme döneminde bir hafta böyle bir ekip kurulma dönemi oldu, ama ondan sonra hiçbir sıkıntı Kasım yaşamadık. Ayına göre kıyaslarsak, yani son Kasım Aralık ayına göre kıyaslarsak şu anda vaka durumu yüzde kaç düşmüştür müdürüm? Yani onda biri. Onda biri. Onda biri. Yani Kasım ayında 10 kişide pozitif vaka varsa şu anda 1 kişide. Bir kişide var. Çok iyi. Yani çok bize, iyi. Yani bize yoğun bakım oranı filan. Yoğun bakımda şimdi Kasım ayında biz bazı hastaları işte mecburen serviste entübe hasta takip etmek zorunda kaldığımız dönemler oldu. Entübe hasta, kötü hasta serviste takip ediyoruz. Çünkü yoğun bakımların hepsi doluydu. Ama şu anda yoğun bakımlar rahat, servis rahat. Yani şu anda hasta doğru gün yok. Çok şükür. Yani hastane de rahat yani. İlçe rahatlayınca hastane de rahatlıyor doğal olarak zaten. Evet, çok şükür. Peki müdürüm, siz çok yoğunsunuz, arazidesiniz. Hemen hemen görüyorum. Allah razı olsun, herkesin elini ayağına koşan bir müdürsünüz. Siz nasıl oldu hastalığı bulaşmadı, nasıl korudunuz kendinizi? Dualar diyelim. Evet. Yani maske, dediğim gibi belli mesafe, temizlik, hijyen. Bunlara uyulduğu zaman zaten çok sıkıntı olmuyor. Müdürüm hafsınlıdır, bunu bilin yani. O yüzden Allah razı olsun. Kıymetli müdürüm, şimdi Darıca'da şeyle alakalı, doktor açığıyla alakalı, sağlık çalışanıyla alakalı bir sıkıntımız var mı? Oradaki durum nedir? Şimdi Darıca'da şu anda Farabi de, yani benim kendi gözlemim olarak söylersek, yan dal branşlarımız eksik. Onda da bir iki tane şimdi geliyor. Endokrinci eksikti. İnşallah şu an atanması, yani şey açıldı. Münhal kadrosu açıldı.
biri tercih ederse de buraya gelecek. Endokrin geldiği zaman en azından endokrin kısmında, yani ana branşlarımızda sıkıntılar yok. Yan dal branşlarımızda, işte çocuk romatoloji, romatoloji, o tarz branşlarımızda sıkıntı var. Ama onlar da tamamlanıyor. Örneğin çocuk kardiyoloji geldi, çocuk psikiyatrisi tek doktordu. Bu bölgede yaklaşık 1 milyondan fazla kişiye tek doktor hizmet ediyordu. Çok şükür şu anda üçüncü doktorumuz da var. Çocuk kardiyolojisi de var, çocuk cerrahisi de var. Ama dediğim gibi yine de eksik yan dal branşları var. Hem çocukta hem erişkinde. Şimdi endokrinde geldiği zaman biraz daha rahatlayacağız. Yani endokrin hastaların derinceye göndermek zorunda kalmayacağız. Çünkü bu bölgede yok. Şimdi geldiği zaman bu bölgede çalışmış olacak. Farabi o konuda kuvvetli. Yani peki eğitim araştırma hastanesi oldu ama şu anda eğitim araştırma hastanesinin gerekliliklerini yerine getirebilecek pozisyona geldi mi hastanemiz? Şimdi biz eğitim araştırma hastanesinin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Şimdi orada bir yanlış anlaşılma var. Orada şöyle bir durum var. Üniversiteyle protokol imzalıyorsun. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'yle protokol imzalıyorsun ki biz imzaladık. Onun da belli bir süresi var. Süre dolduktan sonra eğitim klinikleri açabiliyoruz. Biz şu anda eğitim kliniklerini açmadık. Eğitim klinikleri açılınca asistan alımı olacak. Örneğin bir tane profesör işte TUS sınavına girip insanlar gelip orada bizim hastanemizde gelip eğitim alabilecekler. Asistan olacak, bölümlerde klinik olacak. Yani KBB, kulak burun boğaz kliniği olacak. Sen kliniğin hastası olmuş olacaksın. Doktorun hastası değil. Geldiğin zaman o kliniğin hastası olmuş olacaksın. Onun kurulması için de belli şeyler var, süreler var. O sürelerde işte o süreler işliyor. Yaklaşık 7-8 ay. Pandemiden kısa bir süre önce o protokol imzalandı. Ki uzun süre Danıştay'la bir mahkemelik durumları vardı YÖK'ün. Onlar kendi aralarındaki protokolleri oturttuktan sonra hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri protokol imzaladı. Şimdi onun süresi var. Oraya işte kadrolar açılacak, hoca kadrolar açılacak, doçentler, profesörler o zaman Farabi'ye gelip kendi ünvanlarıyla kullanabilecekler. Bizim hastanede profesör, doçent var. Yani nefrologumuz profesördür, diğerlerinde profesör, doçentler var. Ama ünvanlarını kullanamıyorlar. O durumda ünvanlarıyla birlikte anılacaklar, kullanılacak. Yani şu anda şey de olsa da eğitim araştırma hastanesinin vecibelerini yerine getiriyoruz diyorsunuz. Tabii getiririz. Yani zaten bakanlık eğitim araştırma hastanesinin şeylerini yerine getirmeden eğitim araştırma hastanesi tabelası astırtmıyor. Evet. Ama eğitim araştırma yani üniversiteye bağlanması, üniversite klinik şeklinde çalışması için biraz süre var. O sürenin de dolması gerekiyor. Onların da bir iki yani üniversiteden kadro atanacak. Profesörlük ve doçentlik kadroları atanacak. Onlar gelip başladığı zaman da klinikler kurulacak. Evet müdürüm, tekrar aşıya dönersek. Şimdi aşıyla alakalı esasen muhtarları, sivil toplum örgütlerini, buna benzer okul müdürlerini, imamları bilgilendirmek için işte bu aşının teşvik edilmesi, halk arasında yaygın bir şekilde aşı olmasını kullanmak adına bir planınız, projeniz, buna benzer bir çalışmanız şimdi olacak mı? Kaymakam Bey de işte Milli Eğitim Müdürü ile bir görüşme yaptık. Onlar veliler, zaten biliyorsunuz uzaktan eğitimler var. Velilere de ulaşma durumları var. Velilere bu şekilde anlatılacak. Onlar tarafından anlatılacak. Biz biraz daha işin uygulama kısmında olduğumuz için biraz daha yoğunluğumuz o kısımda. Evet. Ama tanıtım kısmını kaymakamlık ayağı yapacak. Kaymakam Bey de bu işe eğildi yani. Tabii. Kaymakam Bey geldiği günden beri Darıca'da inanılmaz gayretli çalışıyor. Evet. Yani Darıca'da herhalde maske konusunda en dikkatli olan yer Darıca doğru haline getirdi. Emniyeti de, sağlığı da hem zorladı hem babacan bir tavırla yaklaştı. Bu şekilde de yani bizim önümüzü açtı ve kendisi yanımızda dimdik durunca biz de rahatladık. Ondan sonra sıkıntı oldu. Peki Kaymakam Bey de Covid olmadı. Covid olmadı. Kaymakam Bey ne zaman aşı olacak, bilginiz var mı? Ona da sırası gelince. Sırası gelince. Sırası evet gelince. Yani şey, bu aşı konusu
bakanlığın belirlediği takvim doğrultusuna göre. Herkesin adına kimlik kartı çıkmış gibi yani. Evet, değil mi yani? Öyle gibi. Aynen şu an... o şekilde. Yani herkesin bir risk grubu var. A'dan B'ye, C'ye kadar sıralamışlar. C'leri de kendi içerisine C5'e kadar sıralamışlar. Yani 89 yaşındaki kişi önce olacak. Müdürüm, birkaç dakikalığına sağlık ve aşı işine ara vermek istiyoruz. Sebebi şu, birkaç gün önce, yaklaşık 5 gün önce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Senin de gazetecilere olan muhabbetin, sevgini bildiğimiz için yarın da 16 Ocak Basın Onur Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın açıklamasını yaptığı, Kocaeli ilinde ilk basın açıklamasını yaptığı gün. Ulaş Bey'i de tebrik ediyorum. Şöyle bununla alakalı bizim Konfederasyon Genel Sekreter Yardımcımız Levent Altun Beyefendi'yi hem size merhaba etmek için hem size bu konuları bir sormak hem de 16 Ocak Basın Onur Günü ile alakalı 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün ilk basın toplantısı yaptığı gün olan günün önem ve anlamını belirten telefon bağlantısı yapacaktı arkadaşlarımız. Ne durumdayız arkadaşlar? Evet, siz yayına hazır olduğunda bağlayın. Biz aşıyı konuşmaya devam edelim. Levent Bey'i arkadaşlarımız şu anda bulmaya çalışıyorlar. Bulup yayına bağlayacaklar. kıymetli müdürüm, evet aşıyla alakalı devam edelim tekrar. Şimdi aşıyla ilgili yan etkisi bizim, başta şeyi söyleyeyim. Kocaeli'nde 4 tane. Levent Bey. Levent Bey. Günaydın, sesim geliyor mu acaba? Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Levent'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel yayınlar diliyorum. Sesini stüdyoya da verin arkadaşlar. Nasılsın, iyi misin? Dinledim. Başkanlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda gerçekten... Arkadaşlar, Levent Bey'in sesini duyamıyorum ben. Ruhen ve inşallah... Tekrar bir bakın, sağlıklı bir bağlantı yapın lütfen. Evet, Levent Bey'e sağlıklı bir bağlantı yapana kadar biz tekrar aşıya dönelim. Kocaeli'nde 4 tane. Evet, şu anda Levent Bey, duyuyorum sizi. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bundan sonra koruma ikinci repel dozda 28 gün sonra yapılacak. Az stüdyoya sesini verin çocuklar. Öncelikle... Evet, duyuyorum. Aşıyla ilgili konuşuldu. Ben de birkaç cümle söylemek isterim aslında bu konuyla ilgili. Buyur, dinliyoruz seni. Sayın Cumhurbaşkanımız aşı olduğunda oradaki ortamdaki herkes aşı oldu. Doktor demişti. Tarafı teken gazeteci aşı olmadı. Biz aslında Türkiye'nin olarak hava da harcadık. Gazeteciliğin de sağlık çalışanlarında bir an alması gerektiğini vurguladı. Çünkü gazetecilerde kamu yararına çalışan hatta bürokrasi ile siyasilerle sürekli yüz yüze olan bir stüdyo az daha ses veriyor. Sizin de olmaz gibi. O yüzden biraz önce dikkate alınmasını istiyorum. Bunu evet, belirtmek isterim. Evet Levent'ciğim, aşı konusunu gazetecilere yakından ilgilenecek müdürüm, onda sıkıntı yok. Olarak da sen bize 16 Ocak Basın Onur Günü ile alakalı söylemek istediğin bir şey varsa onu söyle. Evet. Evet. 16 Ocak hem gazeteciler için hem Kocaeli için hem de Türkiye için gerçekten çok önemli bir şey var. 16 Ocak 1923'te hayatındaki ilk ve tek basın toplantısını İzmir'de gerçekleştirdi. Bunu
bunu kurmak için ilk önce bu basın toplantısında bile getirerek aslında gazetecilere ne kadar önem verdiğini de ve bu toplantıdan yaklaşık 9 ay sonra da Cumhuriyet ilan edildi. Kocaeli böylesine anlamlı bir şey yaptığı için şehir olarak da gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun üyesi 71 meslek kuruluşu ve 10 binlerce yok koşullar altında kadar bu onurlu mesleği yürüten gazetecilerin 16 Ocak basın onur gününü kutluyoruz. Levent Bey teşekkür ediyoruz katıldığın için. Yayınımız da çok sağlıklı değil. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz de bütün gazeteci arkadaşlarımızın 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkürler. Müdürüm Levent Bey'in de söylediği gibi 16 Ocak Kocaeli için büyük bir anlam ifade ediyor. Sağlık müdüründe de çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Levent abim. Kocaeli için gerçekten ciddi bir anlam ifade ediyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte 16 Ocak 1923'te bundan 98 yıl önce ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli'nde yapmış. Bu da bizim için, bizim ilimiz için gurur verici anlam ifade ediyor. Onun için kusura bakma bu anlamlı günü de sizinle beraber paylaşmak istedik. Ben teşekkür ederim. Evet, kıymetli müdürüm tekrar aşıya dönelim. Şimdi bu bilgilendirme, tanıtma işini kaymakamlık nezdinde yapacaklar dediniz. Yani kaymakamlık bizim desteğimiz, Milli Eğitim, işte Diyanet, onlar şeyinde bünyesinde kaymakamlığın yani organize edeceği şekilde o tanıtımlar yapılır. Yapılır. Zaten bakanlık da bu işe çok yakinen ilgilendiği için onların bizim zaten ulusal televizyonlarda muhakkak reklamlar döner. Aşıyla ilgili bilgilendirmeler döner. Aşısız olmayacak zaten bu iş. Yani aşıyı kabullenmek gerekiyor. Yani aşı karşıtlığı doğru bir şey değil yani. Yani kızamık çok ciddi bir hastalıktır. Ama şu anda görünmeme sebebi aşıdır. Aşılama karşıtı olan insanlarda kızamık görülür. Kızamıktan dolayı o kişide oluşmasından dolayı başkasına bulaşır. Yani bu toplumsal bir sıkıntı. Aşılama karşıtlığı. Onun için yani şu anda bizim aşı yapmamız gerekiyor. Pandemiden kurtulabilmek için. Bu yasakların kalkabilmesi için. Ki bu yasaklar birçok şeyi etkiliyor. Tabii. Hem ekonomik boyutu, hem ruhsal boyutu, insanların özgürlük boyutu, bunlar birçok şeyi etkiliyor. Onların da hepsini düzeltebilmek için aşı gerekiyor. Onun için de herkes aşı zamanı geldiğinde aşı takvimine göre o bakanlığın belirlediği sistem içerisinde aşı sırası geldiğinde herkesin aşı olması gerekiyor. Yani o konuda şöyle bir şey yok. Yani karşıtlığa gerek yok yani. Şöyle bir şey söyleniyor işte. Bu aşılar kodlanmış, işte insanın vücuduna enjekte ediliyor. Yarın öbürsü gün işte her şeyimizi ele geçirecekler, vücudumuzu yönlendirecekler, beynimizi yönlendirecekler. İşte olmayın vesaire. Hatta malum Allah senden razı olsun, o süreçte çok destek oldun bize. Bizim COVID olduğumuzda içtiğimiz ilaçları bile kullanmayın. Yok şöyle zararı var, böyle zararı var deniyordu. Şimdi Abbas abi, olumsuz olan şeyler çok konuşulur. Bir kişiye belki yan etki göstermiştir o ilaç. Ama o olumsuz şey o kadar çok konuşulur ki sanki herkese etki gösteriyormuş gibi. Biz neredeyse herkese Favikovir, bizim ilacı verdik. Ben yan etki görmedim. Bir iki kişi gözümde kızarıklık oldu dedi. Onları hastaneye aldık. Onun dışında böyle çok ciddi bir yan etkisi görmedik. Bu ilaçların ilk 5 gün zaten bu hastalığın ilk 5 günü, 6 günü bir saatte bile kötüleşebiliyor. O ilaç aldığı esnada kötüleştiği zaman o ilaca bağlıyor insanlar. Favikovir'in kalp üzerine bir etkisi yok ama kalp krizi geçirdiği söylendi. Covid'in var. Yani Covid hastası hasta zaten. Yani ona bir risk faktörü oluşabilir.
şey olabilir. Sen kullandın, bir sıkıntı olmadı. Evet, bizim ailemizin tamamı, işte biz yani, eşim, kızım, biz hepimiz kullandık. Yani bir sıkıntı hiçbir olmadı. Hiçbir sorun olmadı. Evet. Aşı konusuna gelecek olursak, yani bizim grip aşımız da yurt dışından geliyor. Şu evet. an eczanelerde. İnsanlar yapmak isterse, böyle bir şey teknolojileri varsa, bizi kodlayabiliyorlarsa bir aşıyla. Evet. O grip aşıları da yıllardır yapıyoruz. O zaman ona yaparlar. Yani hatta niye, çocuklarımıza yaptırıyoruz. Niye şey hani bu şeye gelsin iş? Ya bunlar dediğim gibi inaktif aşılar. Yani öyle kodlamayla şeyle yapılabilir, yani kod verilerek yapılacak şeyler değil. Ve bu aşı olmadığı sürece de bu pandemiden kurtulamayacağız. Yani daha önemlisi bu. Pandemiden kurtulabilmek için bu aşıyı yapmamız lazım. Evet, bu aşı şimdi vuruldu. Bir zannedersem 4 hafta sonra sana ikinci... 28 gün sonra rapel tekrarlama dozu yapılacak. Bunun sebebi de antikor seviyesinin belli bir seviyenin üstüne çıkartıp en az 1 yıl bağışıklık sağlayacak şekilde ayarlamak. Ve 1 yıl sonra tekrar bu artık tekrar gelir mi diye düşünenler olabilir. Gelmez. Aynen domuz gribi gibi. Yani domuz gribi de ilk geldiğinde çok böyle gümbür gümbür ilerleyen bir tablosu vardı. Daha tehlikeliydi bence. Ama ne oldu? Şu an mevsimsel grip oldu. Toplumun belli bir oranı bu virüsü görürse bu virüs o kadar hızlı yayılmaz. Hmm. Yayılmadığı için de öyle mevsimsel gribe dönüşür. Şunu öngörüyorsunuz. Yani diyelim aşılama yapıldı. Ülkemizin işte 80 milyonun 50 milyonu civarısı aşılama oldu. Sonra böyle bu tür çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmayız. Karşılaşmayız. Bu yani anlamda... arada bu hastalığın çok ciddi etkileneceği insanlar olur. Ama şu anki gibi pandemi şeklinde olmaz. Hastalıktır. Yani her hastalığın riskli kişilere özgü riskleri olabilecek şeyler vardır. Başka hastalıklar da insanları öldürür. Bu da öyle bir hastalık olur. Yani bu kadar hızlı yayılamaz. Evet, yani bizi evlerimize kapatamayacak, evlerimizden çıkacak duruma gelmemiz için kıymetli dinleyicilerimiz muhakkak aşı olmamız gerekiyor. Tabii devletin başı Sayın Cumhurbaşkanımız, işte Sağlık Bakanımızın da ulusal medyada, ulusal mecralarda söylediği gibi bu anda da en yakınımız, dostumuz, mahallemizin insanı, kıymetli müdürümüz de aynı şeyleri söylüyor. Neticede buna emin olun, kameraların arkasında da içeride de bize abi Abbas Bey kesinlikle aşı yapılması için siz de yaptırın etrafınıza, çevrenize bu şekilde söylüyor. Kaldı ki bizim dostumuz zaten zararlı olsa bize kullandırtırmaz. Kendisi kullanmaz en azından. O yüzden müdürümün sizlere de bütün dinleyicilerimize de tavsiyesi herkes sırası gelince muhakkak aşısını yaptırsın. Kesinlikle. Bir başka konu şu anda sağlık çalışanlarının içerisinde. İşte ilçe sağlık müdürlüğünde ya da aile hekimliklerinde ya da Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sırası gelip de vurdurmayan, size ulaşan bir bilgi, sağlık personeli var mı müdür? Yani şimdi şöyle, bir görüp de vurdurmak isteyenler olabilir ama bu sağlık çalışanları. Yani bu hatayı yapmamalar lazım. Yani şu anda bana gelen öyle bir şekilde bilgi yok ama... O hatayı yapmamalar lazım. Çünkü bu işin içindeler. Yoğun virüs yükü altındalar. Öyle aşı geldi, biz yapmayız, şöyledir, böyledir olmaması lazım. Büyük hataya düşerler diyorsun. Büyük hataya düşerler. Yani yakın bir zamanda Mehmet Karakum abimiz, kardeşimiz evet. vefat etti. Bizim aile hekimlerinden bir arkadaşımız Marmara Üniversitesi'nde yattı. Evet. Yüzyıl Hastanesi'nin sahibi işte Doktor Lütfü Çetinkaya. Lütfü abi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, yani bu hataya düşmemek lazım. Özellikle sağlıkçılar içerisinde bu hata geri dönüşümsüz sıkıntı olur. Yani sağlıkçılara önce yapılma sebebi sağlıkçıların virüs yükü altında olmasından dolayı sağlıkçılardan başlandı. Yani bunu bakanlık böyle planlıyor, bilim kurulu bunu planlıyor. Bir de vurdurmamak. Vurdurmamak yanlış olur. Tamamen yani yanlış olur. O öyle bir şey, kabullenilir bir şey olmaz yani. Dün bahsettiğiniz 360 civarında aşılama olmuş.
Yani onun diyelim 365'miş de 60'ı vurulmuş, 5'i vurulmamış gibi böyle size gelen bir bilgi yok. O şekilde yani bunlar vurulanlar zaten. Ha, vurulanlar. Vurulanlar. Yani diğerleri de vurulmayıp da size gelen bir bilgi yok yani. Yok, diğerleri de vurulacak. Yani MRS'den randevu açtık onlara da. Onlar da dediğim gibi Farabi'de bu sağlıkçılara aşı yapılsın diye 18 tane oda açıldı. 18 odada aşı odasında aşı yapılıyor. Onun için yani peki olmadı. Şeyle ben alakalı durum ne müdürüm? Mesela ben Covid geçirdim. Ben aşı olacak mıyım? Ya da sonra gelecek sıra. Ya da şey eğitim araştırma hastanesinin başhekimi Sayın Mustafa Güneş Covid oldu. O şimdi aşı yapacak mı? Olacak mı? Sağlıkçılarda şöyle bir sistem açmış. Covid olsalar da tekrar yapılabiliyor sağlıkçılar. Dediğim gibi o da virüs yükü fazla olduğu zaman bünyedeki antikor yetmez diye antikor seviyelerini arttırmak amaçlı şey yapılıyor. Ama normal vatandaşlarımız Covid geçirmişse ve temaslıysa onlar sıralamada biraz arka planda kalacaklar. Tekrar aşı olmak için. Çünkü onlarda belli bir antikor seviyesi zaten oluşuyor. Bütün sağlık çalışanlar için şu geçerli. Yani Covid geçirmişlerse bile onlara bir aşı olacak. Olacak onlar. Mesela buradan bu e-nabızdan ben şimdi buraya böyle yaptığımda diyor ki senin şeyin gelmemiş. Henüz gelmemiş. Henüz gelmemiş. Çünkü sen zaten Covid geçirmiştin. Sıram geldiğinde burada. Orada sana bir şey oluşacak. Tarih. İşte gideceğim yani hastane. Yani randevu alma linki oluşacak. Oradan randevu alacaksın. Evet, yani o şu açıldığı anda, randevu alacaksın. Şu anda ben e-nabza, kıymetli misafirler, dinleyiciler şöyle baktığınızda şuraya e-nabzınız varsa COVID-19 aşı durumu diyor. Buraya böyle ben dokunuyorum. Dokunduğumda sevgili Abbasçığım senin daha sıran gelmemiş diyor. Siz de bunu indirin, size de böyle bunu bir şey. Bunu mesajla da yapabiliyorsun Abbas abi. TC kimlik numarasını aşıla yazıyorsun büyük harfle, asıla. TC kimlik numarası ve kimlik kartı seri numarasının son 4 rakamını yazıp 2023'e gönderdiğin zaman da sana aşı durumunu aşı durumunu söylüyor. Geliyor. E-nabız olmayanlar için de müdürüm farklı bir şey söyledi. Hem MRS'den de bakabiliyorsun. Mesaj yoluyla asıla yazıp TC kimlik numaranızı yazıp oradan da size aşı olup olmayacağını, sıranızın gelip gelmediğini 2023'e gönderiyormuşsunuz. Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023. Evet, demek onun da bir anlamı var. Evet kıymetli müdürüm, yayınımızın da sonuna geliyoruz. Bu konularla alakalı sizin özel tekrar söylemek istediğiniz ne var? Var mı bir şey? Abbas abi, bizim burada söylememiz gereken en önemli şey pandemiyi bitirmenin tek bir yöntemi var. O da aşı. Yani aşılar da geldi. Gelen kişinin sırası gelen sağlıkçılar değil, fark etmez, herkes için söylüyorum. Aşıyı yaptırmaları gerekir. Biz %80 oranında aşılama yaptığımız zaman zaten bu işten kurtulmuş oluruz. Önemli olan bu aşıyı yaptırmak. Yani biz sistemi kurduk, aile hekimliklerini oturttuk, işte hastaneye oturttuk, ilçeye oturttuk. Şimdi bir zorlama yok ama insanlar şunu bilmeli yani. Aşıyı yaptıracaklar ki ailelerini korusunlar, kendilerini korusunlar. Bu yasakların kalkması. Bunların hepsinin en önemli faktörü şu anda aşı. Yani bu işten başka türlü kurtulamıyoruz. Yani bu iş bir sürekli bir döngü haline geliyor. Yani insanların hepsinin hastalanması gerekecek. Yani şimdi bu insanların hepsini hastalanana kadar bir sürü kaybımız olacak. Onu kayıplar olmadan halledebilmenin yöntemi de aşı. Aşının olması lazım. Onun için bu aşıyı yaptırmamız lazım. Aşı şöyle bir izlenim oluşuyor. Dediğim gibi aşı yaptıran kişi bulaştırıcı bir etkisi yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ben dün yaptırdım. Şimdi seninle yan yana oturuyoruz. Benden sana Covid bulaşmaz. Çünkü bizim aşımız inaktif aşı. Yani aktif bir aşı, içinde aktif canlı bir virüs yok. İnaktif demek şu demek, ölü aşı demek. Ölü doğru aşı. Evet. Aynen öyle. Aktif bir şey yok. Onun için ben yani birisine vurduk, evine gitti. Evindeki kişilere Covid bulaşmaz. Dediğim gibi bu aşının birçok yan etkisini zaten biz biliyoruz. Eski bizim geleneksel aşıyla aynı. Yani şu an eczaneden aldığımız grip aşısıyla yapımı, mantığı her şey aynı. Farklı bir şey değil. Evet. Yani sadece bu virüse karşı
geliştirilmiş bir aşı. Ama aşı sistem olarak, oluşturulma şekli olarak aynı. Bizim oluşacak Türk aşısı da bu sistemle oluşturulmuş aşı olacak. O da Nisan ayında inşallah gelecek. Dediğim gibi aşı bizim için önemli. Yani şu anda en öncelikli şeyimiz şu aşıları yapılması. Sırası gelen herkes kesinlikle gidip aşısını yaptırmalı. Bu yasakların özellikle bu kadar etkisinin olmasını neye bağlıyorsunuz müdürüm? Yani yasaklar olmadan önce neden çok bu kadar temaslı oldu, yayıldı bizim, bu? Bizim milletimiz Abbas abi biraz cana yakın bir millet. Şimdi kafelere gidip bize bir şey olmaz mantığıyla yaklaştığın zaman 8-10 tane genç bir araya geliyor. Bir kişi orada Covid ise hepsi Covid oluyor. Ve doğal olarak da evlerine gittikleri zaman herkese bulaştırıyorlar. Yasaklar olunca tabii bu kadar iç içe, bu kadar yan yana gelme durumları oluşmadı. Olayımız o. Evet. Şimdi kıymetli dostlar, kıymetli izleyicilerimiz, müdürüm bizim davetimizi kırmadı geldi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum sizlere de güzel bilgiler verdik. Bu işin altını şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği tamam var ya, temizlik, maske, mesafe. Şimdi bu işin esas kısmı aşı. Lütfen, lütfen, lütfen aşı, yani olmamak gibi bir hayale, olmamak gibi bir düşünceye sakın ve sakın girmeyin. Aynen öyle. Yani herkesin mutluluğu için, ailenizin mutluluğu için, komşunuzun mutluluğu için, sağlıklı birbirimizin için, huzuru için bu aşı işini %100 muhakkak oluşturun arkadaşlar. Komşular, dostlar, dinleyiciler. Gelinen nokta itibarıyla yayınımızı neticelendireceğiz. Kıymetli müdürüm, senin arazide, sahada, bölgede yapmış olduğun tüm çalışmaları biz hem komşun olarak, hem bir medya mensubu olarak, hem bu şehrin bir ferdi olarak takip ediyoruz, görüyoruz. Allah senden razı olsun. Sizden ve razı bütün olsun. Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Bu anlamda da bizim gazetemizin, Ümit Medya'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Nihat Yıldırım dün sizin yayını alacağımızı duyunca, ya dedi, yayınla olmaz sadece, müdürümüzün bu yaptıklarının karşısında müdürümü nasıl bir kendimize şey yapalım, affettirelim ya da bir hediye verelim filan vesairesiyle. Bizde açıkçası en değerli hediye hatırlanmaktır, gönül almaktır, onu önemsemektir diye biz de sizinle alakalı bir plaket yaptırdık. Bütün sağlık çalışanlarımız adına size vereceğiz. Şimdi mümkünse arkadaşlar hem bir foto muhabir arkadaşımız gelsin, hem de Nihat Bey yukarıdaysa da bir bilgi verin. Başkanımız gelsin, Nihat Bey'i alalım. Bu yan odadan, yan kapıdan alın arkadaşlar. Hem Nihat Bey'in birkaç kelam sözünü alalım, hem de Sayın Hocamıza plaketini takdim etsin. Evet kıymetli dostlar, ben bütün sağlık çalışanlarına, başta müdürüm olmak üzere, Darıca Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimine, Darıca'daki bütün doktorlara, Darıca'daki bütün sağlık çalışanlarına, keza Gebze'de İlhan Hocama, Fatih Devlet Hastanesi'nin başhekimine, ölen Lütfü Çetin Kaya Hocamıza, diğer Farabi'de ölen doktor abimize, hepsine Allah rahmet etsin, Allah onlardan razı olsun diyorum. Bu anlamda Nihat abi gel, buyur. Nihat abimiz de geldi. Başkanım gel böyle. Aleyküm selam. Selam Nihat abim. Hoş bulduk, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Alalım sandalyeleri. Evet. Başkanım, biz de müdürüme şöyle bir şey yaptık. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Nihat Yıldırım Bey'e de. Bu şunu anlatıyor, biz sağlık çalışanlarımızı önemsiyoruz. Allah sizden razı olsun, Allah eksikliğinizi vermesin. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ederim. Gerçekten Darıca'mızda canla gibi başla çalıştınız. Çok sağ olun. Takipçisi de olduk. Çok sağ olun. Gerek bizim basınımıza, Abbas abimize de daha çok ilgi gösterdiniz. Herkes olduğu gibi. Ama basının da ayakta kalabilmesi için ona biraz daha dozajlı bir ilaç verdiniz. Doğru mu? Evet. Biz de şöyle programı bu şekilde bitirelim. Evet. Kıymetli misafirler, kıymetli izleyiciler, değerli ekip arkadaşlarımız, hepinize ilgi ve alakanızdan
Teşekkür ediyorum müdürüm, ayağına sağlık diyorum. Ben bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Hayırlı cumalar diliyorum.